Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı. Evet, son sinyal vermiş oldu. Kurul Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, dinamik basamak yöntemi adı verilen istemle 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirdiklerini belirtti. Yeni yol haritasında sürücü davranışının önemine değindi. Yeni sistemle 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8. basamakta olacak ve %50 indirim uygulanacak. 0. basamakta bulunanlara da %200 zam gelecek. Trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketlerine de ciddi yaptırımlar uygulanacak. Aynı zamanda yeni sistemli trafik sigortası sicil belgesi getiriliyor. 2025'ten sonra bu belgeyi ticari araç sürücüleri istendiğinde kullanacak. Bu sistemle trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi sağlanacak. Yeni sistemde ayrıca filoların maliyetinin ve sürücülerin kazalarının azaltılması, oto sigorta ürünlerinin ucuzlaması hedefleniyor. Peki yeni düzenleme ehliyet üzerinden mi, ruhsat üzerinden mi yapılacak? Şu anda ruhsatlar üzerinde planlanan da. Ama kaza yapan sürücü şirket değiştirirse yaptığı o kaza geçtiği şirkete de etkileyecek. Yani ruhsat üzerinde ama ehliyetten de bağımsız değil. Buradaki sorumluluğu da sürücü üzerine olması, o şekilde değişmesi çok daha doğru olur bence. Ama şu anda sürücü üzerinde değil, ruhsat üzerinde. Birden fazla aracı olan şahıslar veya şirketler değerlendirmeye nasıl dahil olacak? Birden fazla aracı olan şirketler ya da kişiler için her aracın bir referansı var. Dolayısıyla birçok araç için yapılan sürprim ve primlerde sizin son sattığınız araçtaki referans yeni aldığınız araçla devam ediyor. Şirketin her aracı içinde bir referans mevcut olanlarda devam ediyor.